Var mı sıcak simit? Var mı simit isteye? Var mı yevre simit isteye? Var mı yevre sıcak simit? Var mı yevre simit isteye? Var mı simit isteye? Teşekkür ederim. Ver bakalım oradan. Şey, iki, üç, az var. Burada. Var mı yevre simit isteye? Var mı yevre simit? Ahmet abi şey yapabilirsin. En son bitti. Simit de Allah ya! Var mı yevre sıcak simit isteye? Simit de Allah ya! Var mı yevre sıcak simit? Rica ederim. Afiyet olsun. Saygılar dilerim. Dayıcım 10 simit de ben alabilir miyim? Tabii efendim. 10 simit de size vereyim efendim. Yiyor musunuz simit? Buyur efendim. Çok sağ olun. Bana teşekkür ederim yaptığınız şeyden. Saygıdan dolayı. Ne demek dayıcım? Yeter dayıcım. Çocuklar yemiyormuş. Saygılar dilerim. Kolay gelsin. Parasını daha sonra akşam tamam, hesaplaşırız. Şey sesler yapalım. Esnafta ben bir sıkıntım yok para evinden. Benim ismim Ahmet Berksun. Aslen Çorumluyum. Çorum Merkez Tatar Köyü'nden. Kendim başbakanlıktan emekliyim. Emekli memurum. Bursa'ya geleli 2,5 sene oldu. Alanya'dan geldim. Buraya geldiğimde iş arayayım dedim. Yani boş durmayalım. İş bulamayacak herkes referans sordu. Dedim ki ya, öğrencilik zamanında simit satmıştım. Simit satayım dedim. Oradan simit satmaya başladım. Fırında çalıştım bir 6 ay falan. Sonra Ulu Cami'nin orada, şu Kozan'ın orada büfede 50 lira yemeğine çalıştım. O arada işte böyle aynı kıyafet bu. Zaten videolarımda var. Videolarımda görebilirsiniz. Sonra sizin basın arkadaşlarınız dikkatini çekmiş. Geldiler, beni bir basın yaptılar. Ve ondan belli de belli. Zaten ben amacım şu. Ben seyyar simit sarayım. Seyyar simit sarayım. Çünkü eldivenimden tijene göre bak kapalıdır. Hiçbir şey yaşta yağmurda toz konmaz. Her yerine dikkat edin. Bütün müşterilerim de hepsi beni telefondan ararlar. Seyyar simitçiyi telefondan ararlar, arıyorlar. Telefon ararlar, simit getir. Bir de ben saat 12'den sonra çıkıyorum. Pandemiden evvel, 12'den evvel çıktığında günlük 500 simit satıyorum. Pandeminde, evveli. Ama saat 12'den sonra. Şu anda da yine 150-200 satıyorum. Yine aynı saatte çıkıyorum. Ama işte dediğim gibi, hali Avrupa basınında da çıktım ben. Arap ülkelerinde de çıktım. Bu konuda işte halkın da tek şeyini, güven oyunu şey yaptım, aldım. Çok güzel bir şey. Peki mesela, neden takılıyorsun? Bunu şunu için yapıyorum. Yani tijen olarak, yani daha doğrusu temiz olarak. Yani bu Çorum Belediye Başkanımız şunu söylemişti bana. Ben simidi yerden havaya kaldırdım. Yani vitrine çıkarttım. Yerdeydi. Seyyar satıcı arkadaşlarımız da var. Siz de görüyorsunuz. Yani bunun bir özelliği nedir? Bu işe önem vermek.